Nebi Aleyhisselam nebi bekleniyor. Ve Nebi Aleyhisselam'ın durumu ile ilgili işte mucizevi olan kısımları derlemeye çalışmış. Bizim anlattıklarımız biraz daha bu konuda yoğun. Bizim anlattıklarımız üzerine böyle ilave edilebilecek neler var diye düşünüyoruz. Mesela şunu söylemiş. Hazreti Peygamber içinden çıktığı toplumun ileri gelen bir kişisi bile değildi. Mesela Zuhruf suresinde bu Kur'an iki şehrin ileri gelenlerinden birine indirilseydi ya. İşte Mekke ve Taif'i kastediyorlar. Ve bu onun o toplumda önde gelen bir insan olmadığını ikinci delil olarak o videoda anlattığımız şekliyle ispatlar ve yetimdi diyor. Yani güçlü değildi. Ekonomik olarak da güçlü değildi demiş. Ve dini tebliğ ettiği ilk 3 yılda ona uyanlar 40-50 civarındaydı. Bu çok siyer açısından çok doğru bir bilgi olmaz. Ama burada şöyle bir şey çıkarılabilir. Mesela Hazreti Ömer Müslüman olduğunda 40. Müslüman diye nakledilir. Takribi bir sayı olabilir bu. 5. yıl diye genelde nakledilir. 5. yılda 40 kişi Müslüman olmuş. Biz şöyle düşünebiliriz. Demek ki bu davet çok hızlı büyümemesi gibi bir özelliği haiz. O zaman bu bize şunu gösterir. Sosyokültürel ortam böyle bir devrime çok da hazır değildi. Hani bazen şey olur. Böyle toplum çok hazır olur o devrim yapısına. Ve böyle bir kıvılcımla patlar böyle bir anda. Mesela beklenmedik bir etki yaratır o toplumda. Fakat Nebi Aleyhisselam davetinin böyle sosyokültürel ortama ve çağın gerekliliklerine de bağlanamayacağı anlaşılır. İlahi bir teması daha güçlü gösterir bu durum. Çünkü bildiğiniz kazıya kazıya yapılmıştır. Toplum buna hazır değilken, toplum bununla ilgili bir derdi yokken, toplumun böyle bir talebi yokken kazıya kazıya olmuş bir şey ve işte sonunda bizim anlattığımız şeylere vardığı zaman daha etkileyici, daha güçlü bir delil olmuş olur. Nebi Aleyhisselam'ın yalancı ya da deli olması ihtimalini incelemiş. Fakat çoğunu bilimsel delillerle ele almaya çalışmış. Ben bundan ziyade benim anlattığım tarz delillerin daha şey olduğunu düşünüyorum. Daha temel olduğunu düşünüyorum.